Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine değişik, ilginç bir hafta oldu. Bilgi akışlarının çok fazla olduğu, bilgi bombardımanlarının ve sert haberlerin geldiği bir hafta oldu. Borsa destek ve dirençlerde çalıştı. Özellikle 138.500 desteğini, direncini kırdıktan sonra 141.000'lerin hedef olabileceğini söylemiştik. 138.500 desteklerinde 1-2 gün dolandı. Aşağıya da inmek istemedi. Yukarıya çıktığında da 140.000'leri, 141.000'leri yokladı. Cuma günkü baktığımızda ise kapanış olarak Cuma günü 141.032 geldi ve 140.832 ile kapandı. Yüksek değerle 141.000'in üzerinde kapatırsak 141.000 üzerinde TL bazlı artık herhangi bir destek ve direnç olmadığını, borsanın 23-24 yıllık direncini kırdığını ifade etmiştik. 141.000 üzerinde 3 kapanış olursa artık borsa sürtünmesiz bir ortamdadır. Artık burada daha çok TL bazlı bakmaktan yerine logaritmik bakacağız borsaya. Logaritmik olarak nerelere hedefleyebiliriz, oraya görebiliriz. Çünkü TL bazlı baktığımız zaman 141.000'in üzerine destek ve direnç olarak göremiyoruz. Bu bağlamda borsada 3 tane ana faktörün olduğunu ifade etmiştim. Baskı yaratan. Bunlardan birincisi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ydi. Buradan herhangi bir şey çıkmadı. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin katsa yaptırımlarıydı. Bu katsa yaptırımları 11 maddeden oluşmaktaydı. Bu 11 maddenin 5 tane, 5 maddenin Türkiye'ye uygulanabilirliği üzerine tartışılıyordu. Ve bu 11 maddeden hangilerinin o 5 madde olabileceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken acaba ekonomik bir şey veya ekonomik bir yaptırım Amerika Birleşik Devletleri'nden gelir mi diye düşünürken sadece o 5 maddenin Türkiye savunma sanayi ile ilgili olduğunu anlayınca piyasalar biraz daha rahatladı. Bu bağlamda ben sizlere 137.500'de çoğunlukta nakitte bulunduğumu sizlere ifade etmiştim. Bir arkadaş buna nazaran iyi ki seni dinlememişim. Bak borsa 141.000'e gitti demiş. Bazı eleştiriler yazılıyor. Hakaret olmadığı sürece yazılan eleştirileri her zaman için açıklamakta kendime mükellef bilirim. Sonuçta bir eleştiri yapıldığı zaman da ben yanlış da biliyor olabilirim. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Veya ben de sizlerden öğrenebilirim. Bazen de yapılan bu eleştirileri burada anlatarak sizlere de bir ders vermiş oluyorum. Mesela oradaki arkadaş diyor ki 137.500'de siz nakit olduğunu söylemiştiniz. Oysa borsa 3 gün sonra 141.000 liraya gitti. Oysa 137.500'de ben nakit olduğumu size ifade ettiğimde Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ne çıkacağını bilmiyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan katsa yaptırımlarının onaylanıp onaylanmayacağını bilmiyorduk. Onaylandıktan sonra bu 11 maddenin hangi maddelerinin Türkiye üzerinde uygulanabileceğine dair kimsenin fikri yoktu. Biz de evet ben bir video yayınladım. Bu videoda ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir yaptırım yapmayacağını ifade ettim. Fakat bu ben biliyorum demek değil. Bazı kanallarda birçok arkadaş şunu yazıyor. Borsa 160.000 olacak, borsa 170.000 olacağız. İki türlü bir şeye gidip geliyoruz. Yani Türkiye ya böyle Ay'a gidecek, Feza'ya gideceğiz, Almanya'ya geçeceğiz falan deyip böyle aşırı duygusal davranıyoruz. Ya da borsa düştüğünde de öldük, bittik, biz Mozambik, Kongo, Etiyopya'dan daha kötü bir ülke haline geliyoruz. Türkiye aslında mantıklı ve rasyonel baktığınız zaman ne böyle Almanya'ya geçebilecek bir ekonomik ne Lüksemburg'u geçebilecek bir finansal kabiliyetimiz var. Ne de Etiyopya, Togo, Kongo Cumhuriyeti falan olabilecek bir ekonomik yapımız var. Bunlar arasında biz bir bölgede bir dengedeyiz. Bununla ilgili eğer ekonomi ve maliye politikaları düzgün çalıştırılırsa, ekonomi politikaları ve para politikaları bürokrasi tarafında, maliye politikaları da siyasi açıdan düzgün ve eş güdümlü çalıştırılırsa, Türkiye gerçekten şahlanır. Almanya olmaz, Lüksemburg olmaz. Bunları kabul ediyorum. Fakat gerçekten şahlanabilecek bir ekonomi. Ancak bunların ters tarafında da yapılmadığı takdirlerde para politikası bu tarafa doğru gittiği zaman bürokrasiyle beraber, maliye politikası bu tarafa gittiği zaman siyasetle beraber bir arabayı iki farklı atın çekmesi gibi yalpalıyoruz ve yönümüzü bulamıyoruz. Ama bu da bazı felaket tarlalarının ülkeyi batırmalarından sonuçlanıyor. İşte endeks 83 binlerdeyken 50 binler, 60 binler hedefler gösteriliyordu. Final Sohbet kanalı hiçbir zaman mantıksız olmayan, rasyonel olmayan bir şeyi sizlerle paylaşmıyor. Şimdi eleştirilere de geleceğiz ama buraya gelmeden önce bu mantıksız eleştirilerin şunu da ifade ediyorum. Bazı insanlar kaldırıp 5 dolarları, 7 dolarları, 8 dolarları insanları gaza getiriyorlar.
Bu da böyle olmaz. Yani sizin borsada 5 doları, yani bugün 5 dolar dediğiniz borsa 7.63'e geldi. 5 dolar dediğinizden 381.500 puandan bahsediyoruz borsada. Ya borsada 381.500 puan olma potansiyeli var. Lakin 2013 yılında bu oldu. 2013 yılının Mayıs ayında oldu. Ama grafikte 2013 yılının Mayıs ayında bunu göstererek şimdi de bu 381.000 olacak demek en basit değişimle saflık diyeceğim yani. 381.000'in sizin 400.000 borsada olabilmeniz için sizin yeniden finans ekonomik derecelendirilme kuruluşlarının size şakır şakır puan vermesi lazım. Bu puanlar verilmeden siz bu 2-3 dolarlara, 4 dolarlara, 5 dolarlara çıkamazsınız. Hal böyleyken Ebi Mübarek sen nasıl bunu biliyordum diyebilirsin. Birçok kanalları izlediğimde özellikle Twitter kanallarını ve YouTube kanallarını izlediğimde birçok insan ben bunu biliyordum. Avrupa Birliği'nin yaptırım yapmayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nden ekonomik bir yaptırım çıkmayacağını biliyordum. O yüzden 141 bin lira, 150 bin lira hedef gösterdim. Ya ben de söyledim. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir şey söylemedim. Ancak Avrupa Birliği ile ilgili yaptırım yapılmayacağını söyledim. Ancak bu bir tahmin. Ve size ben pozisyonumu da söyledim. Ben 137.500'de nakitte geçerim. %95 oranında. Bu riskleri görürüm. Bu risklerden ne geliyor? Ondan sonra tekrar gidip hisse almak zor bir şey değil. Benim burada kaybedeceğim en fazla 1000-1500 puandır. 137.500'de alırım. 139.000 puanda baktım 138.500 puan üzerine 3 gün kapanış yaptı. Bu bir boğa tuzağının olmadığını anladığım anda en fazla 1000 ya da endekste 1500 puan kaybederim. Tekrar tuşa, al tuşuna basarım. Burada sadece ödeyeceğim benim en fazla bir komisyon parasıdır. O da 10.000'de bir. 10.000'de bir ödeyeceğim bir komisyon parasıdır. Sırf komisyon parasını ödememek için Avrupa Birliği'nden gelecek kararı, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yaptırım kararının ne olacağını bilmeden full malda beklemek bence çok büyük bir amatörlüktür. Ha bekleyebilirsiniz, beklemeyin de demiyorum. Evet, ondan sonra 138.500'ü borsa çok aheste aheste çıktı. Bu haftayı hep beraber yaşadık. 138.500'e geldi, 138.400'e geldi, 138.600'den kapattı, 138.500'e geldi. Böyle Sırat Köprüsü'nün ucunda gibiydi. Ha ondan sonra ben dedim ki hala 3 gün temkinliyim. Bazı arkadaşlar bana sen neden temkinlisin Selçuk Bey diyor. Ya çünkü çok canım yandı. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Siz sadece şurada 1000-1500 puan kaybetmemek için endekste 137.500'den 138.500 veya 139.000'i kaybetmemek için şurada 1500 puanlıktan bahsediyoruz. Peki tersini düşünelim. Ters senaryoyu düşünelim. Ben yanlış bir tahminde bulunsaydım. Almanya bizimle beraber olmasaydı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde. Avrupa Birliği ekonomik bir yaptırım getirseydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkacak olan katsa yaptırımlarının bu 5 maddesinin 3'ü ekonomik olsaydı, 2 savunma sanayi ile ilgili olsaydı. Veya dolarla ilgili olsaydı. O zaman şimdiki durum ne olurdu? Veya şu videoyu çektiğimizde ne olurdu? Veya endeks ne olurdu? Veya hissede duranların zararı ne olabilirdi? Ben burada 31 bin abonem var. 32 bin aboneye doğru gidiyorum. Ben burada ağzımdan çıkacak her kelime çok ciddidir ve çok önemlidir. Ve buradan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İnsanlara zarar ettirebilecek. Evet 137.500'de ben dirence gelmişim. Dirençle stop loss'lu çalışırım. Veya nakitte dururum. Riskleri değerlendiririm. Ha riskler gerçekleşince o direncin üzerine attığını gördüğüm anda teknik olarak bunun bir ayı tuzağı veya boğa tuzağına olmadığını anladığım anda tekrar pozisyonlanırım. Benim burada kaybedeceğim 1000 puandır veya 1500 puandır. Ancak bu olaylar tersine dönse bu riskler beklenilmeyen bir şekilde gelse endeks bugün 120 binlerde 118 binleri konuşuyor. Belki de 115 binleri konuşuyor olurdu. O zaman ne olacaktı? O zaman yandı gülüm keten elva. Yani adam diyor ki ben bunu biliyordum. Ya arkadaş nasıl bilebilirsin? Böyle bir şey olabilir mi? YouTube'da çıkmış bunu biliyordum diyor. Sonra Twitter'ına da yazıyor. Merkel mi söyledi sana? Macron mu geldi sana bilgi verdi? Sen kimsin ki sana bunu bilgi? Bizim yaptığımız bilmek değil. Biz sadece tahminlerde bulunuyoruz. Ben bu Avrupa Birliği'nden çıkacak olan yaptırımı bildim de demiyorum Final Sohbet kanalı olarak. Ben sadece bir tahminde bulundum. Bu tahmin tuttu. Evet 138.500 üzerinde 141 bin hedeftir. 141 binden sonra üzerinde TL olarak şeyde bahsediyorum ben grafikte bir destek ve direnç yok. Bundan sonra logaritmiye bakarız. Logaritmik olarak destek ve direnç olmadığından dolayı logaritmik olarak nerelere gelebilir, nerelere hedefleyebilir onu görebiliriz. Şimdi onlara bakalım tekrar konumuza dönelim. Evet değerli arkadaşlar burada ben size borsanın şuradan aldığım yani 1990 2000 yılının Ocak ayından itibaren şuradan alıyorum. Bakın şurası bir tepe. 2000 yılının Ocak ayından itibaren
ve şuradan almış olduğum 2018 yılının Ocak ayından almış olduğum tepeleri birleştiriyorum. Tepeleri birleştirdiğimde şurada gelmiş olduğumuz 2020 yılının Aralık ayında şöyle bir yüksekte bir nokta buluyor. Buradan görmüş olduk ve kapanışı burada yaptık. Yani şu çizginin altına çıktık, üstüne çıktık. Ve burada gördüğümüz gibi şu noktaya geldiğimizde 138.494'ün artık bir direnç olduğunu görüyoruz. 138.500'ün üzerinde kaldığımız sürece artık destek ve direnç yok. Burada logaritmik değerlere bakacağız. Şimdi logaritmik değerlere bakalım. Şuradan logaritmik ölçeği seçiyorum. Ve bakın logaritmik ölçeği seçtiğimde olay biraz daha farklılaşıyor. Yani TL bazlı artık görmediğimde şu şekilde tepeleri alıyorum. Ve buradan tepeyi aldığımda logaritmik olarak baktığımda artık şu şekilde geldiğimde şuraya bir hedef gösterdiğimde 174.700'lere kadar logaritmik olarak gidebileceğini görüyorum. Çünkü ne zaman olmuş bu logaritmik değer? Buraya değmiş üst çıtaya. Şuradan bakıyorum. Ancak bu maksimum değerde 2007 yılının 10. ayında olmuş. Bir de şuradan baktığımda 2007 yılının 10. ayında bir de 2013 yılının Mayıs ayında. Yani o 2013 yılının Mayıs ayında neydi? Dolar, endeksimiz 5 dolardı. Yani buraya borsamız bu çizgiye tarihinde 2 defa logaritmik olarak değmiş. Yani bir 2013 yılının Mayıs ayında bir de 2007 yılının 10-11. ayında 2 defa değmiş 22 yıllık hayatı boyunca. Ancak çoğu defa bakın buraya gelmiş bu logaritmik değere değememiş. Buraya bu kaç yılı? 2006 yılı. Buraya geldiğimizde 2010 yılında yaklaşmış ama değememiş. Buraya geldiğimizde 2014 yılının Aralık ayında bu logaritmik değere yaklaşmış. 2015 yılının Ocak ayında ama değmemiş. Buraya geldiğimizde 2018'in Ocak ayında gene değmemiş. Ve şu şekilde baktığımızda büyük bir ihtimalle şu noktaların yani 150 binlerin, 160 binlerin riskli bir bölge olduğunu borsamızda söyleyebiliriz. Bu logaritmik değer. Logaritmik olarak değere baktığımız zaman 174 binleri oralarda görebiliyoruz. Ancak bu demek değildir ki logaritmik değere baktığımızda da o noktaya gidecek anlamında değil. Daha çok zamanlarda logaritmik değerin o üst noktasına geldiğinde oralardan tekrar satışta aşağıya indiğini görüyoruz. Şu durumda 141 binleri geçtiği zaman ilk etapta bir hedef koyabiliyoruz. Koymuş olduğumuz bu hedefe illa ulaşacağız diye bir kural yok. Logaritmik olarak 174 binler var. Ancak 150 binler, 160 binlere olası ulaştığımız zaman hiçbir zaman borsada böyle 45 derecelik herhangi bir kar satışı gelmeden yükselebilecek bir ortam ben 15 yıllık bir hayatım boyunca, borsa hayatım boyunca görmedim. Çünkü aksi halde gerçekten borsada para kazanmak çok kolay olurdu. Logaritmik olarak 174.500'ler hedeflerde. Ancak dediğim gibi haber akışı ve bundan sonra gelebilecek ekonomik ve kredi derecelendirme kuruluşlarından tıpkı bankalara gelen Moody's'in bankalara yabancı para pozisyonlarındaki not artışı gibi diğer alanlarda, ekonomik alanlarda not artışının gelmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Değerli kanal arkadaşlarım, bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Aksi halde zarar edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.